Az önce oturumu yöneten arkadaşımız acı haberi sizlere de duyurdu. Hasan Fehmi Güneş, Türk siyaset dünyasının önemli aktörlerinden birisiydi. En zor dönemlerde İçişleri Bakanlığı'nı yaptı ve görevini yaparken bu devletin saygınlığını korumayı her zaman temel ilke edindi. Kendisini en son Keçiören'deki evinde ziyaret etmiştim. Birlikte bahçede oturup sohbet etmiştik. Bu sabah haber geldi. Hayata gözlerini yummuş. Ama o bizim yüreğimizdeki canlılığını hep koruyacak. Onun görev aşkını her birimiz tek tek yüreklerimizde taşımak zorundayız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin, ülkemizin, devletimizin başı sağ olsun. Değerli arkadaşlarım, 22 Kasım yani bugün Dünya Diş Hekimleri Günü. Bu haftayı da toplum ağız ve diş sağlığı haftası olarak kutluyoruz. Hekimlerin pandemi süreci içinde nasıl büyük bir fedakarlıkla çalıştığını hepimiz biliyoruz ve bunun tanığı olduk. Sağlık çalışanları haftalarca eve gitmediler. Çocuklarını kucaklamadılar. Eşleriyle konuşamadılar. Bizim sağlığımız için, toplumun sağlığı için mücadele ettiler. O nedenle biz aynı şekilde çalışan diş hekimlerine de yürekten sevgilerimizi, saygılarımızı, dostluğumuzu gönderiyoruz. Ama öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki sağlıksız bir planlama, kontrolsüz açılan fakülteler ileride atanamayan diş hekimleri sorununu gündeme getirirse kimse şaşmaz. Devlet planlamayla yönetilir. İhtiyaçlar önce belirlenir. Defalarca söyledim, bir kez daha ifade edeyim. İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar sınırlıdır. Ekonominin temel felsefesi sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlar arasında sağlıklı bir dengeyi oluşturmaktır. Şimdi bakıyorum değerli arkadaşlar. Almanya'da aynı nüfusa sahibiz. 31 diş fakültesi var. Bizde 103 diş hekimliği fakültesi var. Bizdeki kontenjan 8599, Almanya'da 2500. Almanya'da 5 öğrenciye bir asistan düşüyor, 9 öğrenciye bir profesör düşüyor. Bizde 14 öğrenciye bir asistan, 46 öğrenciye de bir profesör düşüyor. Buradan üniversitede okuyan bütün genç kardeşlerime sesleniyorum. Sizin sorunlarınızı çözmeyi ahdettik. Sizleri üniversite bitirdikten sonra sizleri işsiz bırakan düzeni tepe taklak yıkacağız. Bu düzeni tamamen sonlandıracağız. Her gencimiz üniversitede okurken, üniversiteyi bitirdiğinde güzel bir ortamda iş bulacak ve çalışacak. Üniversiteyi bitir, eline diplomayı al, master'ını yap, doktorunu yap, hatta iki üniversiteyi bitir ve işsiz kal. Ve sonra geleceği yurt dışında ara. Bu düzeni değiştireceğiz. Ama bu düzeni değiştirmenin yolu sizlerden geçiyor. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Kendi geleceğiniz için oy kullanın. Kendi geleceğiniz için. Yarın Öğretmenler Günü, baş tacımız öğretmenler. Benim eğitimle ilgili en önemsediğim cümle Gazi'ye ait bir cümle. Gazi Mustafa Kemal'e ait bir cümle. Şöyle der: eğitimdir ki bir milleti yahür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder diyor. Ne kadar doğru değil mi?
Eğitim bir kişiye, bir aileye, bir sınıfa, bir topluma çıtayı atlatan temel aktördür. Temel konudur eğitim. Acaba biz eğitime gerekli önemi verdik mi? Gerekli desteği verdik mi? Öğretmenine değer vermeyen bir toplumun eğitimden bir şey bekleme şansı yoktur. Öğretmenin sorununu çözmediyseniz ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Ülkenin sorunlarını temelden akılcı politikalarla çözmek istiyorsanız önce öğretmenin sorunlarını çözeceksiniz. Çünkü gelecek kuşakları yetiştirecek olan o öğretmenlerdir. İktidar bunun farkında mı? Hayır, bunun farkında değil. Buradan yine bütün öğretmen kardeşlerime sesleniyorum. Sizi bu toplumun en saygın kişisi yapmak konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. İtibarlı bir meslek haline getireceğiz öğretmenliği. Nasıl hakimlerin ve savcıların özel yasası varsa öğretmenlik meslek kanunu olacak. Ayrı bir yasaları olacak onların. İtibarlı bir yasaları olacak. 3600 ek göstergeyi oyalamadan derhal vereceğiz. Sizin hakkınızdır 3600 ek gösterge. Öyle sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen, kadrolu öğretmen. Hayır efendim. Öğretmen öğretmendir. Öğretmen kadrolu öğretmendir. Ayrımcılığı tamamen bitireceğiz. Tamamen bitireceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde her öğretmenimize bir aylık ikramiye vereceğiz. Helali hoş olsun diyeceğiz. Yeter ki sen görevini yap. Türkiye'yi yükseltecek olan sizlersiniz. Okullardaki öğretmen açığını süratle bitireceğiz. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen var ama öğretmensiz okullarımız var. Köy okullarını kesinlikle tekrar açacağız. Ferhat ile Şirin'i buluşturur gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız. Bir arada olacaklar, beraber olacaklar. Birlikte toplumun sorunlarını çözmek için birlikte düşünecekler. Ayrıca ikili eğitim birleştirilmiş sınıflar uygulamasına da son vereceğiz. Bunları bütün öğretmen arkadaşlarımın hafızalarının bir yerinde tutmalarını istiyorum. Çünkü geliyor gelmekte olan ve siz soracaksınız. Söz verdiniz, ne yaptınız diye. Ben bunları yapacağım, söz veriyorum. Hepsini yapacağız. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Onurla yapacağız. Gururla yapacağız. Öğretmeni baş tacı yapmayan bir toplumun gelişme şansı yoktur. Büyüme şansı yoktur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Hep haksızlıklara karşı durduk. Haksızlıklara karşı durmayı önce ailemizden öğrendik. Arkadaşlarımızdan öğrendik. Öğretmenlerimizden öğrendik. Haksızlık karşısında susmamamız gerektiğini öğretmenlerimiz söylediler bize. Bizi öyle eğittiler öğretmenlerimiz. Ama sürekli haksızlıklar yaşanan bir toplumda adalet duygusu zedelenir. Adalet duygusunu güçlü tutmanın yolu haksızlığa karşı toplumun saygın kesiminin direnç göstermesidir. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu ülkede çok şey oldu. Almanyalara gittiler, yurt dışından paralar getirdiler. Buralarda büyük holdingler kuracaklardı. 8 milyar mark civarında bir para yok oldu, buharlaştı gitti. Ve buna benzer pek çok şey oldu. Şimdi 300 lirayla, 500 lirayla, 1000 lirayla finans kurumları oluşturuldu. Bu parayı verin, faizsiz ev sahibi olacaksınız, araba sahibi olacaksınız. İş çığırından çıktı, eleştiriler geldi. Bu eleştirileri yaptık. Parlamentoya bir kanun geldi, güzel. Hep beraber çıkardık. Eksikliklerini dilimizin döndüğü kadar ifade ettik ve çıktı. Bazı şirketlerin tasfiye edilmesi gerekiyor. Bu konuda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na yetki verdi. Değerli arkadaşlarım, 21 şirkette
54 bin vatandaşımızın parası var. 21 şirkette. Tam 5 aydır paralarını alamadılar. Geçen gün İstanbul'da eylem yaptılar. Paralarımız nerede diye. Tasfiye olacaktı. Bu paralar bize verilecekti. Birikimlerimiz var diye. Henüz 5400 aile parasını alamadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak 5400 ailenin takipçisi olacağız. Haklarını onlara teslim edinceye kadar. Değerli arkadaşlarım, adaleti öğrendik, evet. Dramı öğrendik, evet. Haksızlığı öğrendik, evet. Ama demokrasiyi de öğrendik. Güzelliği de öğrendik. Anneler için evlatların ne kadar değerli olduğunu öğrendik. Bildik, öğrettiler. Annemizin sevgisinden bunu öğrendik. Annemizin gözyaşlarından öğrendik. Annemizin arada bir bizi azarlamasından öğrendik. Çünkü o azarlama bile bizim daha iyi bir yaşam sürmemizin bir belgesiydi adeta. Cumartesi anneleri tam 26 yıldır haklarını arıyorlar. 26 yıldır. Evlatlarını arıyorlar. Bari mezar yerini gösterin diyorlar. Ya gidip mezarının başında bir Fatiha okuyalım diyorlar. Çoğu anne bunu görmeden hayata veda etti. Ve bunlar anneliğe yakışır asalet içinde sessizce Galatasaray meydanında her cumartesi oturarak haklarını istediler. Tam 699 hafta. 700. haftada baskı kurdular, bunları dövdüler ve gönderdiler. Efendim, yasaya aykırı gösteri yaptıkları için, oysa toplantı ve gösteri yürüyüşü silahsız ve saldırısız olmak kaydıyla hiçbir yerden makamdan izin alınmaksızın yapılabiliyor. Anayasanın temel hükmüdür bu. Ama bu anneleri dövdüler ve gönderdiler. Yasaya aykırı davrandınız diye bunları mahkemelere verdiler. Üçüncü duruşması olacak. Milletvekili arkadaşlarım bu üçüncü duruşmayı izlesinler. Elbette ki cumartesi anneleri haklı ama Diyarbakır anneleri de haklı. Hiçbir anne evladının elinde silahla terör örgütüne katılmasını istemez. O anneleri de anlamamız gerekiyor. O annelerin acılarını da paylaşmamız gerekiyor. Biz bakın toplumda hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Anne annedir. Annenin beklentisi, evlatlar üzerindeki beklentisi değerlidir ve önemlidir. Ve hepimiz buna katkı vermek zorundayız. Ayrımcılıktan değil, kucaklamadan söz ediyorum. Beraberlikten, birlikten söz ediyorum. Dolayısıyla o konuda da elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin ciddi sorunları var ekonomide. Açık söylemek gerekirse mutfaklarda yangın var. Hangi eve giderseniz gidin. Sarayı ayrı bir yere koyuyorum. Dolarla ticaret yapanları da ayrı bir yere koyuyorum. Dolarla devlete faiz veren, borç verenleri de ayrı bir yere koyuyorum. Dolarla ihale alanları ayrı bir yere koyuyorum. Onlar ayrı. Ama benim derdim, hepimizin derdi, ortak derdimiz asgari ücretle geçinenler. Açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında aylık alanlar. Bu insanlar nasıl geçinecekler? Fiyatlar artıyor ve herkes birbirini suçluyor. Özellikle iktidar kanadı halcileri suçluyor. Halciler efendim tarlada bu kadar, hale nasıl oldu da böyle geldi, efendim dükkanda şu kadar, markette şu kadar diye açıkça suçlamalar yapıyorlar. Hal esnafına gittim, bizzat kendim hal esnafıyla konuştum. Sonra halci arkadaşları topladım ve onlarla ayrıca bir pazar günü dertleştim. Ya arkadaş, gerçekten bu fiyatları artıran siz misiniz? Nedir sizin derdiniz? Neden iktidar halcilerin üzerine bu kadar acımasızca geliyor? Neden tarlada çok düşükken manavda veya markette bu ürün bu kadar pahalıya satılıyor? Nedir bu işin gerçeği? Dediler ki, aynen ifade edeyim, tarımsal üretimde yani çiftçinin kullandığı girdiler çok pahalı. Yani iktidarın bundan haberi bile yok. Gübre fiyatları pahalı.
İlaç fiyatları pahalı, tohum pahalı, fide pahalı, sera malzemelerinin tamamı pahalı. Ve çiftçi dolarla belirlenen bu fiyatlarla malzemeyi almak zorunda. Gübreyi almak zorunda. İki, dediler ki bütün Avrupa Birliği ülkelerinde çiftçiler desteklenir, tarım desteklenir ve büyük destekler verilir. Çünkü tarım stratejik sektördür. O ülkede yaşayan vatandaşların karnının doyması lazım. Makul bir fiyatla karnının doyması lazım. Ama bizde tarım kanunu var, 21. madde var. Milli gelirin en az %1'i oranında teşvik verilecek ama bu uygulanmıyor. Yine söylediler. Çoğu zaman destekler, var olan destekleri de toprak sahibine veriyorlar. Toprak sahibi İzmir'de oturuyor, İstanbul'da oturuyor, Ankara'da oturuyor. Tarlaya bile gitmiyor. Kiraya veriyor. Üreten orada, eken orada, çalışan orada, alın teri döken orada. Teşviği ona değil, Ankara'da oturana veriyorlar. Bu da yanlış dedi. Yine Ankara halinde gösterdiler. Açtım. Daha doğrusu tezgahın üzerindeki plastik kasayı gösterdi. Bu kasanın fiyatı dedi, içindeki domatesten daha pahalı dedi. Evet, kasanın fiyatı, karton kutunun fiyatı içine koyduğumuz tarım ürünlerinden daha pahalı dedi. Bu çiftçi ne yapacak? Üretici ne yapacak dedi. Yine dediler ki biz burada komisyoncuyuz. Bizim alacağımız ücreti biz belirlemiyoruz. %8, onu da biz belirlemedik. Gelen mal belli, çıkan mal belli, faturalar belli. Bizim kazancımız %8 brüt. Onun üzerinde de zaten vergi veriyoruz. Dolayısıyla bizim fiyatları artırma gibi, zaten istesek de böyle bir şey yapamayız. Bir şeyden daha şikayet ettiler. 55 milyon ton tarımsal ürün üretiliyor Türkiye'de. Bunun 26 milyon tonu kayıtlı, 29 milyon tonu kayıt dışıdır dediler. Hallere girmiyor dediler. Asıl bizimle uğraşacaklarına, kayıt dışıyla biraz uğraşsınlar dedi. Haklılar mı? Haklılar. Yine biz halciler olarak bütün paydaşlarla bir araya gelip kendi sorunlarımızı çözmek isteriz. Üretici birlikleri, kooperatifler, ihracatçılar, tacirler, komisyoncular, perakendecilerin de hepsinin içinde olduğu bir borsa oluşturmak isteriz. En büyük arzumuz da budur dediler. Biz suçlanmak istemiyoruz. Ayrıca gelen giden mallarda bazen %8 bazen %1 KDV var. Gelen malların ve çıkan malların tamamında %1 KDV olması lazım. Bu nasıl olsa gıda ürünüdür. Gıda ürününde ayrımcılık yapmanın doğru olmadığını ifade ettiler. Nakliye masraflarından iktidarın haberi yok dediler. Yol parası, mazot parası, yağ parası, yedek parça, şoför, tünellerden geçiş, otobanlardan geçiş, avro ödüyoruz. Peki bunlardan haberleri var mı? Bunların her birisi maliyeti etkiliyor dediler. Ve şunu söylediler. Üretimin paraya çevrilmesinde en garantili yer hallerdir dediler. Üretici gelir, malını teslim eder, biz malını sattıktan sonra parasını öderiz. Bu güven ilişkisi yıllardır devam ederdir. Üretici ile hal komisyoncusu arasındaki bu ilişki yıllardır devam eder. Bizim en büyük derdimiz dediler, bilgi kirliliği. Herkes bizi suçlar ama biz bu suçlamaların tamamen dışındayız. Sesimiz çıkmadığı için her gelen bizi suçlamaya çalışıyor. Bizim sesimiz olun dediler. Haksızlığa karşı siz çıkıyorsunuz. O zaman bize yönelik haksızlıklara da karşı çıkın dediler. Bizi hedef sektör haline getirdiler. Oysa biz %8'den başka bir kar elde etmiyoruz. Bir gelirimiz yok dediler. Ayrıca biz her türlü denetimi açığız. Bakanlık, hükümet denetim yapmak isterse gelsinler. Başımızın üstünde yeri var. Biz kayıt dışı ticareti de engelleyelim, denetleyelim dedik. Elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz dedik. Ve bir üretim planlaması yapılması gerektiğinde altını çizdiler. Sonunda şunu söylediler. Hali kazanan seçimi kazanır dedi başkan. Hali kazanan seçimi kazanır. Ben de kendisine şunu söyledim.
Başkan hiç endişe etme. Allah'ın izniyle hem hali kazanacağız hem seçimi kazanacağız. Evet, hem hali, haldeki bütün vatandaşları kazanacağız, seçimi de kazanacağız. Onların bütün sorunlarını çözeceğiz. Bütün sorunlarını. Sorunları nasıl çözeriz? Onlarla bir araya gelerek, onları dinleyerek, onların çözüm önerilerini dinleyerek. Sorunu yaşıyor zaten. Sorunu biliyor zaten. Nasıl çözüleceğini de biliyor. Ama sırça köşte oturursanız, sarayda oturursanız, ahkam keserseniz saraydan, oturup hal esnafıyla konuşmazsanız, tezgahının başında durup da ya derdin nedir diye bir soru sormazsanız, Türkiye'nin sorunlarını çözemediğiniz gibi hal esnafının da sorunlarını çözemezsiniz. İnşallah o bize nasip olacak. Beraber çözeceğiz. Tabii hal esnafı böyle ama bir de gıda sektörü var. Vatandaşın karnının doyması lazım. E mutfaklarda yangın var dedik. Her gün zam geliyor. Saat başı. Marketlerde saat başı etiket değiştiren elemanlar işe başladı. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye. İnsanlar satarken kar elde ederler. %3'tür, 5'tir, 10'dur, 20'dir, 25'tir kar elde ederler. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki satarken zarar ediyor. Çünkü yarım saat sonra fiyat değişecek. Aldığı malın yerine yenisini koyamayacak. Bu noktaya Türkiye'yi getirdiler. Kendilerinin bana aktardığı bütün bileşenlerle buluştum. Bütün bileşenler, gıda sektörünün bütün bileşenleriyle buluştum. Büyük marketlerde vardı, küçük marketlerde vardı, fırıncılar da vardı. Hemen hemen gıda sektörünün bütün bileşenleri geldiler. Onların da dertlerini öğrendim. Onları da buradan paylaşmak isterim. Bizim dertlerimizi anlatın, aktarın diye söylediler, aktarıyorum. Diyor ki, üretici elindeki malı satmaktan tedirgin. Çünkü sattıktan sonra aldığım parayla aynı malı tekrar alamayacağım diyor. Bu tedirginlik felaket bir şey. Satışı yapanlar fiyat artışlarından sorumlu değildir. Biz değiliz diyor. Ben satış yapıyorum ama fiyat artışından ben sorumlu değilim ki diyor. Eğer konuyu maliyet ve üretim ekseninde düşünemezseniz zaten fiyat artışı zorunlu olarak gelir. Bunlar benim elimde değil. Ben malı alıyorum, üzerine makul bir kar koyuyorum ve satıyorum. Yazar kasavası var, faturası var. Kaça aldığım belli, kaça sattığım belli. Yine söylediler ki, hükümetin birinci önceliği üreticiyi korumak olmalı. Eğer üreticiyi koruyamazlarsa açlık kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Üreticinin korunması lazım. Yine şunu söylediler marketçiler. Bizim sattığımız ürünlerin %77'si tarım ürünü dediler. Süttür, peynirdir, ekmektir, yaş sebze, meyvedir bunlar. %77'si tarım ürünü dediler. Yani gıdayla ilgili çalışıyoruz biz. Denetlemeyle fiyatlar düşmez dediler. Baskıyla fiyatlar düşmez dediler. Malı kara borsaya düşürür, mal tezgah altına girer dediler. Siz üretimi çözeceksiniz. Piyasaya mal vereceksiniz. İnsanlar ürün alacaklar. Ve ürün bolluğu olacak fiyatların düşmesi için. Bunun olması lazım. Yine gıda sektöründe eğer tedarik zincirinde bir kopuş olursa fiyatları kontrol edemezsiniz dediler. Bu zincirin koptuğunu büyük ölçüde ifade ettiler. Bakın değerli arkadaşlarım. Az önce çiftçinin aldığı yani girdilerinin ne kadar pahalı olduğunu ve fiyatların ne kadar arttığını ifade etmiştim. Tarım Orman Bakanlığı'nın verileri. Tarım Orman Bakanlığı'nın Kasım ayı verileri. Kasım 2021 verileri. Üre gübresinin tonu 8.960 liraya çıkmış. Şimdi daha da arttı yalnız. Malum Türk lirası eriyor, şimdi daha da arttı. Geçen yıl aynı ayda 8.960 lira değil, 2.519 liraydı. Artış %256. 11.000 lira. Evet, piyasada 11.000 lira.
Aynı şey DAP gübresi 3176 liraydı geçen yılın Kasım ayında. Şimdi 8402 lira. O da 9750 lira diye ifade ettiler. 10 bin liraya o da çıktı. Peki bu çiftçi ne yapacak değerli arkadaşlar? Siz kalkıyorsunuz, çiftçiyi suçluyorsunuz, marketçiyi suçluyorsunuz, halciyi suçluyorsunuz. Ya bunlar dolar tırmandıkça Türk lirası karşısında bunlar artıyor. Adam zarar mı etsin? Fiyatlar mecburen artacak. Baskıyla mı fiyatı düşüreceksin? Terörle mi fiyatı düşüreceksin? Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin? Ya önce dönüp bir kendine bak. Türk lirasını eriten kim? Hal esnafı mı? Çiftçi mi? Bakkal mı? Kim Türk lirasını eritiyor böyle? Sorumluluktan kaçıp sorumluluğu vatandaşa yüklemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki gıda üretenler ve pazarlayanlar, satanlar diyorlar ki siyaset kurumunun üzerinde düşünmesi gereken temel bir nokta var. Siz üretimi mi finanse edeceksiniz, ithalatı mı finanse edeceksiniz? Güzel bir soru aslında. Üreticiyi finanse edersen yeteri kadar mal çıkar piyasaya. İthalata girersen dolar aldı başını gidiyor, fiyat gelecek, vatandaş alamayacak. Hayat pahalılığı başlayacak. Bunu düşünmek lazım. Bir marketçi şunu söyledi. Bir haftadır dedi et fiyatları düştü. Her şey pahalanırken et fiyatı bir haftadır neden düştü? Çünkü sütten zarar ediyorlar, bütün inekleri gönderdiler kesime. Daha pahalı bir fatura önümüzdeki takvimde önümüze gelecek dediler. Süt fiyatları. Değerli arkadaşlar, İğneyi yok edersen danayı bulamazsın diye. O cümle onlara ait. Aynı cümleyi aldım. Evet. TÜİK'in verdiği rakamların hiçbirisine inanmıyorlar. Tamamı yanlış diyorlar. Devlet yanlış bilgi üretirse zaten doğru hedef tespit edemez. Yanlış bilgi üzerine doğru planlama yapılamaz. Yine şunu ifade ettiler. 32 milyon dekar boş arazi var. 32 milyon dekar ekilmiyor. Ekilmiyor. Çünkü çiftçi zarar ediyor. Güven ortamının istikrarının olmadığı bir ülkede fiyat istikrarını sağlayamazsınız diyor. Yine bir vatandaşımız. Polisiye tedbirlerle bu iş çözülmez. Yine ifade ettiler. Gıda pazarlaması yapan, satışını yapan, bu yıl atılması gereken gübrenin ancak %20'si atıldı diyor, deniyor. Pahalı gübre kullanılmadı. Ancak %20'si kullanıldı. Yine şunu soruyor. Ya her gün diyor ürün fiyatı değişir mi diyor. Her gün ürün fiyatı değişirse ortada bir sorun var demektir. İktidarın buna eğilmesi lazım. Soruna eğilmiyor, bizi suçluyor diyor. Ben bu işte suçlu değilim ki diyor. Aldığım malın üzerine makul bir kar koyup satıyorum zaten diyor. Tarım bak birisi şunu söyledi. Tarım Bakanlığı kaldırılırsa bu sorun çözülür dedi. Vallahi billahi. Tarım Bakanlığı'nı kapatın bu sorun çözülür dedi. Et süt kurumu engel kurumuna dönüşmüş durumda dedi. Et ve süt kurumu engel kurumuna dönüşmüş durumda dedi. İnekleri gönderdi kesime. Sütü çocuklarımıza süt içiremeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım. Mutfaklarda yangın var dedim. Karnabaharda artış, bir yıllık artış %124. Patateste %70. Tavuk etinde %68. Patlıcanda %67. %60, %70, %80 artışları var. Asla asgari ücret bu kadar artmadı. Tam 14 milyon asgari ücretlimiz var. 14 milyon asgari ücretlimiz. Ayrıca asgari ücretlinin dışında, bu çok fazla dikkati çekmiyor. 14 milyon asgari ücretlinin dışında aylık geliri asgari ücretin 1/3 civarında olan 7.587.123 kişi daha var. 7.587.123 kişi asgari ücretin 1/3 oranda para alıyor. Peki açlık sınırı
2988 lirayken bu vatandaş 2825 lirayla nasıl geçinecek? Saraydakiler bunu biliyor mu? Beyler bunu biliyor mu? Dolarla maaş alanlar bunu biliyor mu? 5-6 yerden maaş alanlar bunu biliyor mu? Çiftçinin derdini biliyor mu bunlar? Yoksulluk sınırı 10.335 lira. Türkiye'de yoksulluk sınırı 10.335 lira. Asgari ücret 2.988 lira. Asgari ücret tespit komisyonunu toplayın dedik. Bu kadar büyük zamlar geldi dedik. Bu insanlar geçinemiyor dedik. Toplayın ve fiyatı makul bir düzeye çekin dedik. Ama yapmadılar. Toplayacağız dediler. Yapacağız dediler. Yılbaşını bekliyorlar. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Düne kadar diyorlardı ki efendim Yunanistan mahvoldu. Yunanistan perişan oldu. Yunanistan iflas etti. Yunanistan'da asgari ücret Türkiye'nin asgari ücretinin 2.7 katı. Yani yaklaşık 3 katı. Kim perişan oldu? Kim perişan oldu? Değerli arkadaşlarım, bir emekli bana bir not göndermiş. Arkadaşlar ısrar ettiler mutlaka okuyun diye. Kendisi de yazmış bunu grupta okur musunuz diye okuyayım. Kendisi %83 engelli. 6400 gün prim ödemiş ve emekli olmuş. Malulen emekli olmuş. Malulen emekli oldum. Benim maaşım 1992 TL yakında 100 dolara denk gelecek. Bugün kendi kendime düşündüm. Acaba ben Uganda'da mı yaşıyorum yoksa Madagaskar'da mı? Ben 1992 lira ile kira mı vereyim, doğalgaz mı ödeyeyim, elektrik mi ödeyeyim, su mu ödeyeyim, ekmek mi alayım, giyim mi alayım, üniversitede öğrenci mi okutayım, yoksa yurt parası mı ödeyeyim, yoksa kalp kapağı ameliyatı mı ödeyeyim, yoksa evimi geçindiremiyorum diye intihar mı edeyim? Ben ne yapayım? Bana bir akıl ver. Bu nasıl bir sosyal devlet? Ben anlamadım diyor. Eklemiş, not diyor. Ben seni çok eleştiriyordum, yanılmışım, hakkını helal et diyor. Evet kardeşim, Mustafa Doğan kardeşim. Hiç meraktan mı? Senden sadece biraz sabır istiyorum, biraz sabır istiyorum. Bu sandık gelecek buraya. O sandığa gideceğiz. Demokratik yollarla bu saray sosyetesine dersini vereceğiz ve onları göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz... Fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın, çiftçinin, emeklinin, herkesin yanında olacak. Saray sosyetesi ayrı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrı. Ayrı yerlere koyuyorum. Ve gıda sektörünün bütün bileşenleriyle toplantı yaptıktan sonra bu millet daha büyük acılar çekmesin diye çıktım, 6 maddelik bir öneri yaptım. Ve şunu da söyledim. Sayın Erdoğan, bu 6 maddeyi uygularsan senin lehine, senin oyun artacak. Vatandaş sana güven duyacak. Ama benim için senin oyunun artıp artmaması değil, mutfaklardaki yangını söndürmemiz gerekiyor. O insanlar bizim insanlarımız. O evlatlar bizim evlatlarımız. Gel bunu yap dedim. Öneri. Dedik ki çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi ver. Ziraat Bankası'nın görevi o zaten. Adı Ziraat Bankası. Medya Bankası oldu. Hortumculara kredi veriyorsun. Kredi ödemiyor, sesini çıkarmıyorsun. Çiftçi ödeyemeyince traktörünü haciz koyuyorsun. Bu düzeni değiştireceğiz değil mi? Beraber değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz. Çiftçinin su ve elektrik borçlarını sil kardeşim. Ya zaten adam perişan. Zaten gübre alamıyor. Sileceksin bunları. Öyle büyük paralar da değil bunlar. En azından ya bizi de düşünen var. Yani her ne kadar biz sarayı bu kadar eleştirdiysek de yani düşünüyorlar elektrik paralarımızı, su paralarımızı, faizlerini sildiler de bari. Bir sevgi göster, bir insanlık göster kardeşim. Bankalarda tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş alacaklar var. Bunların faizlerini sil dedik. 6 ay ana parayı da 6 ay ertele. Bu adam işteyse gübresini alabilsin.
Tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV'yi 6 ay süreyle sıfırla kardeşim ya. 6 ay süreyle almayacağım de ya. Bırak adam tarlasını sürsün bari. Tüketicinin nefes alabilmesi için de %8, genelde %8 tüketim mallarında, gıda ürünlerinde KDV var. Kardeşim onu da en azından 6 ay boyunca sıfır de, sıfırlayacağım de. Vatandaş marketten daha ucuza alabilsin bari işteyse. Ekmeğini ucuza alabilsin, sütünü, peynirini ucuza alabilsin, zeytinini ucuza alabilsin bari. Değerli arkadaşlarım, bizim belediyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kooperatiflerle işbirliği yapıyorlar. Büyük çoğunluğu da kadın kooperatifleri. Üretiyorlar, üretiyorlar. Bizim büyükşehir belediyelerinin marketlerinde bu ürünler satılıyor. Yetersiz olduğunu biliyorum ama sadece CHP'li belediyeler değil, bütün belediyelerin aynı şekilde davranmasını isterim. Dolayısıyla fiyat istikrarını sağlamak açısından gıdada bu önemlidir. Benim ayrıca marketlere de bir çağrım oldu. Dedim ki 10 temel ürün var. Bunlar hayati gıda maddesi. Ya bunları zam yapmayın. Zam yapmayın, zarar ediyorsunuz, onu da biliyorum. Ama sizin bu zararınızı telafi edeceğiz, tazmin edeceğiz. Yani o zarar sürekli bir zarara dönüşmeyecek. İktidara geldiğimizde göreceksiniz ki sizin uğradığınız o zararı biz telafi edeceğiz. Bu ülkenin barışı ve huzuru için bu gereklidir dedik. Hangi un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzeye en azından hiç zam yapmayın. Vatandaş bunları makul fiyatlarla alabilsin diye bu çağrıyı da kendilerine yaptık. Değerli arkadaşlarım, bizim derdimiz ne, bunların derdine? İktidarın derdine, saray sosyetesinin derdine. Bizim derdimiz, ya vatandaş perişan vaziyette. Eşimle beraber pazara gittik. Bizim mahallenin pazarına gittik. Başlangıçta tanımadılar, maske taktığımız için. Sonra birisi tanımış, geldi. Siz Genel Başkan Kemal Kılıç, evet benim. Aa, hoş geldiniz falan. Emin olun, ağzımızdan daha bir laf çıkmadı. Daha bir laf çıkmadı. Ne olursunuz bizi kurtarın. Ne olursunuz. En çok duyduğum laf her tezgahta, ne olursunuz bizi kurtarın. Bıktık bu adamlardan. Oy size hiç vermedim. Yemin ediyor, oyum size diyor. Oyum size diyor, yemin ediyor. Pazara gidişim bile saray sosyetesinin trolleri tarafından eleştirildi. Vay efendim nasıl gider vesaire vesaire vesaire. Giderim arkadaş. Giderim, tezgahın başına gerekirse otururum. Gerekirse alın teri dökerim. Gerekirse ona her türlü desteği veririm. Ve tabii ekonominin perişan halini biliyorlar. Acaba buradan nasıl sıyırırız diye arayışlar içindeler. Birisi konuşmuş. Siz bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemezsiniz diyor. Dolarla, ekonomiyle bizi terbiye edemezsiniz diyor. Ve dün yine Erdoğan söylüyor. Bu ekonomi kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız diyor. Ve yine bir başka AK Partili, eski AK Partili milletvekili 17-25 Aralık'ta bu milletin cebinden 50-60 milyar dolarını çaldılar dedi. Sonundan başlayayım. Vallahi hırsızları en iyi siz bilirsiniz. 50-60 milyar dolar. 17-25. Ben 17-25 olaylarında 50-60 milyar dolar çalındığını bilmiyordum. Ama her ay 10 bin dolar parayı cebe indiren adam bu rakamı veriyor. Demek ki doğruymuş bunların tamamı. Az bile söylemişiz. 50-60 milyar doları bu arada iç etmişler. Değerli arkadaşlarım, birbirlerini bunlar gayet iyi bilirler. Gayet yakından bilirler. Alırsın 10 bin doları her ay cebine atarsın. Sonra kalkarsın vatandaşa ders vermeye kalkarsın. Ya insanın biraz yüzü kızarır ya. Yüzü kızarır ya. 50-60 milyar doları çaldılarsa çalan adam belli değil mi?
Oğlum paraları sıfırladın mı diyen adam kimdi Allah aşkına? Diyorum ya. Allah konuşturuyor. Allah konuşturuyor. Allah konuşuyor. Mikrofonu bulmuş. Sözde bizi atacak. Ama itirafa geliyor. İtiraf ediyor. İtiraf ediyor. Bir diğeri ne diyordu? Siz bizi dolarla ekonomiyle terbiye edemezsiniz. Vallahi kardeşim ben sana söyleyeyim. Seni dolarla terbiye ettiler. Ne dersen de. Dolarla terbiye ettiler. Öyle bir terbiye ettiler ki sabah yattın dolar, akşam yattın dolar. Cebine elini attın yine dolar. Ya mezara mı götüreceksin o doları? Sayayım. Bütün AK Partili kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bütün kardeşlerim, geçmişte oy veren bütün kardeşlerim dinlesinler. Şimdi dolarla kimleri terbiye ettiler? Az önce söyledim. Bunlardan eski birisi. Ayda 10 bin doları cebine indirirken dolar baronları tarafından terbiye ediliyor mu? Ediliyor. 10 bin doları aldıktan sonra ağzından bir laf çıkıyor mu? Asla çıkamaz. Ne demektir? 10 bin dolarla o kişi terbiye ediliyor demektir. Demek ki kimi terbiye ediyorlar? Cumhuriyet Halk Partili değil. Senin adamını terbiye ediyorlar. Onun cebine basıyorlar doları. Konuşmayacaksın diyorlar. Benim emrimdesin bundan sonra diyorlar. Ve terbiye ediyorlar. Yabancılardan yüksek faizlerle borçlanıyorsun dolar olarak. Yabancılardan. Yabancılar sana parayı niye verir kardeşim? Yüksek faiz elde etmek için verir değil mi? Sana parayı veren aynı zamanda seni terbiye eder. Parayı veren emri de verir. Sen şimdi bu emri alan pozisyondasın. Özellikle bunu Sayın Bahçeli için söyleyeyim. Ya Allah aşkına ya. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını dolarla satan iktidara ne denir ya? Ve onu destekleyenlere ne denir ya? Efendim bizi dolarla terbiye edemezler. Ya sen dolarla vatandaşlık satıyorsun kardeşim. Dolarla vatandaşlık satıyorsun. Seni terbiye etmişler. Ve sen buna evet demişsin. El kaldırmışsın buna. Ve hala alkışlıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk lirası milli paramız iken dolarla, avroyla ihale yaptılar. Müteahhit Türk. İş Türkiye'de yapılacak. Ödemeyi yapan kurum Türkiye Cumhuriyeti kurumu. Ama para Türk lirası değil. Yabancı para. Demek ki seni terbiye ettiler. Neyle terbiye ettiler? Dolarla, avroyla terbiye ettiler seni. Bunu yapacaksın dediler. Ve sen onu yapmaya mahkum oldun. Demek ki dolarla, avroyla kimler terbiye ediliyor? Bunlar terbiye edilmiş. Yine milli para Türk lirası. Sen garantilerin tamamını dolarla yapıyorsun. Araba geçecek köprüden dolarla. Araba geçecek tünelden avroyla. E hani Türk lirası vardı? Hani bunlar ne diyorlardı? Biz yerliyiz ve milliyiz diyorlardı. Gayrimilli ve gayri yerliler bunlar. Açıkça ifade edeyim. Gayrimilli ve gayri yerliler bunlar. Bunların yerlilikle millilikle en ufak bilgileri yok bunların. Öyle bir noktaya getirdiler ki, öyle bir terbiye ettiler ki bunları. Bunlar Türk lirasını unuttular. Kendi vatandaşlarından, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla, avroyla borç para aldılar. Akıl alacak şey değil. Buna iktisatçılar ilk günah derler. Yani bir iktidar kendi parasını bırakıp, kendi ülkesinin parasını bırakıp yabancı bir parayla kendi vatandaşından borçlanıyorsa ona ilk günah derler. İlk günah işleyen kim? Bunlar. Dolarla öyle bir terbiye ettiler ki Türk lirası kullanmayacaksınız. Kendi vatandaşınızdan bile dolarla, avroyla borç alacaksınız dediler. Ve bunlar da emredersiniz dediler. Bu devletin, bu vatandaşların
128 milyar dolarını hortumladılar. 128 milyar dolarını. Nereye gitti bu para? Ne oldu bu para? 6, 6,5 liraydı. Şimdi kaç oldu dolar en son? 12'yi geçti. 12,5, 12, 20 bilmiyorum neyse. 128 milyar doların 6 lirayla 12, %100 kar düşünebiliyor musunuz? %100 kar. %100 karı dolar alanlara kim bağışlar? Kim bu imkanı sağlar? Dolarla terbiye edilmiş olanlar. Öyle bir terbiye ettiler ki 128 milyar doları verdiler, bir de fiyatı artırdılar. Öyle bir terbiye ettiler ki tank palet fabrikasını bile Katar ordusuna peşkeş çektiler dolar yüzünden. Ama onu alacağız. Bir hafta içinde alacağız, kanlı ordumuza teslim edeceğiz. Bunları öyle bir terbiye ettiler ki bu dolar baronları, öyle bir terbiye ettiler ki Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bankalardaki mevduatın %58'i dolar ya, dolar avro, %58'i. Öyle bir terbiye ettiler ki bunları, tahterevelli düşünün, bir tarafta dolar baronları oturuyor, bir tarafta tefeciler oturuyor, yüksek faiz alanlar. Dolar çıkınca burası düşüyor, dolar düşünce burası çıkıyor. Kazananlar hep aynı adamlar. Hep aynı adamlar. Kaybedenler kim? 83 milyon biz kaybediyoruz. Bu tahterevelliye de son vereceğiz. Alın terine değer vermeyen, üretmeyen bir iktidarın geleceği yoktur. O nedenle inşallah bunu halledeceğiz ve bitireceğiz. Ve bütün bu tablo dururken dolarla bizi terbiye ediyorlar. Adam terbiye edilmiş, terbiye edildiğinin farkında değil. Düşünebiliyor musunuz? Garabete bakın. Ve bütün bu rezaletler yaşanırken saray sosyetesinin lideri Erdoğan diyor ki bu ekonomi kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız. İyi de kardeşim, ne oldu da milli kurtuluş savaşını vermeye başladı? Bu ülkeyi düne kadar başka birisi mi yönetiyordu? 20 yıldır sen neredeydin? 20 yıldır neredeydin sen? Bir Türk lirası bir dolardı neredeyse başladığında. Ne oldu da 12 bin lira oldu birdenbire? Milli Kurtuluş Savaşı veriyormuş. Geçiniz bunları. Millete gaz vermeyi de bırak. Otur adam gibi görevini yap. Sana söyledim. Ders verdim, dersini çalış. Ne yapacağını söyledim sana. Ve şöyle diyor. Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz diyor. Ya Allah aşkına ya. Ya söylediği sözün anlamını biliyor mu acaba? Ya düşün, ihale yapıyorsun, dolar bazında yapıyorsun. İhaleye alan vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, veren Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu, dolar bazında. İhtilaf çıktığı zaman neresi yetkili? Londra'daki tahkim mahkemeleri yetkili. Bu mandacılık değil mi kardeşim ya? Bunun altına sen hangi yüzde imza attın? Hangi yüzde imza attın? Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini bıraktın, Londra mahkemelerini seçtin. Neden? Çünkü dolarla ihale alanlar yarın iktidar değiştirse başımıza bir şey gelmesin diye. O dolarla ihale alanların başına çok şey gelecek. Milletin hayrına ne gerekiyorsa onlar gelecek. Milletin hayrına. Bu milletin, fakirin, fukaranın hakkını soracağım. Hakkını ve hukukunu sonuna kadar soracağım. Garanti veriyorsun dövizle. Bu mandacılık değil mi ya? Sen Türk lirasını devre dışı bıraktın. İtibarsız bir para haline getirdin. Mandacılık değilse bu nedir? Tank palet fabrikasını kalktın Katar ordusuna verdin. Ya Cumhuriyet tarihinde böyle bir rezalet yaşanmamıştı. Ayrıca sen mandacılığa karşı mücadele ediyorsan
birileri sana aptal olma dediği zaman mektubu alıp gidip onun yüzüne çarpacaktın. Yüzüne çarpacaktın. Çarpamadın. Neden? Çünkü sen ekonomik olarak bağımsızlığımızı birilerine pazarladın. Ekonomik bağımsızlığımızı birilerine pazarladın. Değerli arkadaşlarım, şimdi efelik yapıyor. Sanıyor ki biz bunların tamamını yutacağız. Bu millet yutmaz. Bu millet hepsini gayet iyi bilir. Yeri zamanı gelince kararını verir. Sen korkma, bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi. Ve şunu sana söyleyeyim. Sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel bir milli güvenlik sorunusun. Temel bir milli güvenlik sorunusun. Hepinize saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar. Oturumu kapat.